Almanya'daysan sakın bunu yapma. Bisikletini şu şekilde kilitleme. Tren istasyonlarında orada burada bisikletinizi sakın şu şekilde kilitlemeyin arkadaşlar. Bisikletinizi sadece tekerleğiyle kilitlerseniz saatler sonra bıraktığınız yere geri döndüğünüzde şu şekilde bir manzarayla karşılaşabilirsiniz. Bisikletinizi gördüğünüz gibi şu şekilde kilitleyin. Yani bisikletinizi gövdesiyle birlikte kilitlemiş olun. Yani arkadaşlar Almanya'da da bisiklet hırsızlığı çok yaygın bir şekilde yaşanıyor. O yüzden size çok pahalı bir bisiklet almanızı tavsiye etmem. Bence buraya geldiğinizde kendinize ikinci el bir bisiklet alın. Aksesuarları ise tabii ki de kendiniz tekrardan alıp takarsınız. Almanya'da özellikle en büyük şehirlerinde yaşamıyorsanız, metro ve tren bekleme süreleriniz fazlaysa kesinlikle bir bisiklet almanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz Almanya düzlük ve her yerde şu gördüğünüz şekilde bisiklet yolları var. Birçok şehirde çok rahatlıkla ulaşımınızı bisikletle karşılayabilirsiniz. İkinci el bisiklet işimizi 100 eurolara, maksimum 150 eurolara çözdük. Peki aksesuar olarak yanında ne almalıyız? Arkadaşlar bisiklet sürüyorsanız, karanlıkta sürecekseniz özellikle önünde ışığı olması gerekiyor. Bisikletin şu şekilde bir ışık alıyorsunuz ve önüne takıyorsunuz. Aynı zamanda arkada da bir adet ışığınız olması gerekiyor. Şu şekilde bir ışık alıp bunu arkasına takabilirsiniz. Aynı şekilde bunun daha küçük versiyonları var. Bu şekilde bir ışık da alabilirsiniz. Geceleri kesinlikle ışıklarınızı açmak zorundasınız. Polis sizi görürse size ceza yazar. Onun dışında arkadaşlar ben bisiklet süren herkese kask takmasını öneriyorum. Hem soğuktan korunmuş oluyorsunuz hem de başına da bir iş gelirse kafanızı korumuş oluyorsunuz. Aynı şekilde bu kasklarında ışıklı olanları var. Mesela diyelim ki bisikletinizin arkasındaki ışığın şarjı bitti. Kaskın arkasında bir düğme var ve buna bastığınız zaman kaskın arkasında kırmızı bir ışık yanıyor. Onun yerine bunu kullanabilirsiniz. Mesela bu da güzel bir özellik. Onun dışında arkadaşlar bisiklet sürerken zaten aktif bir şekilde spor yapıyor sayıldığınız için vücudunuz çok fazla üşümeyecektir. Ama çok dikkat etmeniz gereken bir nokta var. O da güzel eldivenlerinizin olması. Çünkü bisiklet sürerken parmak uçlarınız gerçekten çok üşüyor. Yani vücudunuz hiçbir yere üşümüyor ama bu parmak uçlarınız felaket üşüyebilir. Eğer eldivensiz bisiklet sürerseniz o yüzden güzel bir bisiklet eldiveni de almayı unutmayın arkadaşlar. Bisiklet serinizi değiştirmek istiyorsanız, bisikletin arkasına sepet almak istiyorsanız veya böyle aksesuarlar arıyorsanız arkadaşlar, Almanya'da Action diye bir mağaza var arkadaşlar. Buradan hepsini çok ucuz alabilirsiniz. Hem ucuz hem de buradaki ürünlerin çoğu kaliteli oluyor arkadaşlar. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Dediğim gibi arkadaşlar bisikletinizin arkasına şu şekilde bir sepet alıp takabilirsiniz. Bunların monteleri çok kolay, kendi başınıza yapabilirsiniz. Veya aynı şekilde bisikletinizin tekerleğinin yan taraflarını şu gösterdiğim şekilde çantalardan da alabilirsiniz. Hatta istiyorsanız hem sepet hem çanta alabilirsiniz. Ben bu şekilde yapmıştım. Bunları da eBay Kleinanzeigen'dan aldım.